Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle güzel bir roba çalışması yaptık. Yuvarlak robamızı yeleklerimizde, elbiselerimizde, ceketlerimizde kullanabiliriz. Kol ayrım yerine kadar örerek geldim. Düzenli artışlarımızı yaptım. Bundan sonrasında kol ayrım yerini yapıp altına ister elbise, ister ceket, ister yelek olarak modelimizi uygulayıp örmeye devam edebiliriz. Evet nasıl yaptığımı kısaca anlatmak istiyorum. 70 tane zincir başladım. Üzerine 68 tane trabzanımı ördüm. İkinci sıramdan itibaren artışlarımı yapmaya başladım. 3 tane ördüm. 4. çift ördüm. 3 ördüm. 4. çift ördüm. İkinci beyaz sıramızda bu şekilde sırayı tamamladık ve yeterince artışımızı yaptık. Sarı renkli sıramıza geldiğimiz zaman kenarda 3 tane trabzanımı ördüm. Zincirlerimi ve uygun aralıklarla trabzanlarımı ördüm. Şimdi bunları e, videomuzun içerisinde teferruatlı bir şekilde göreceğiz. Evet e, şimdi kolay gelsin diyelim ve hemen bu güzel çalışmamızın yapımına geçelim. E, sizlerden minik bir de ricam olacak? Eğer kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Kolay gelsin hemen başlayalım. Kartopu Baby One ipimi kullanıyorum. 100 gram ve 250 metreden oluşmakta. Antibiyolik özelliği olan güzel bir ip. Ve 2 numarada tığımı kullanıyorum. Zincirimizi çekerek başlayalım. 70 tane zincir çekiyorum. Bir tane düğüm attım. Bunu zincirden saymıyorum. Ve başlıyorum. Şöyle ipimi rahatlatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10. Tabii 70 olana kadar sayıyorum ben. 70 adet zincirimi çektim. Şöyle mezurla ölçümü vermek istiyorum. Zincirimin başladığı yerden şöyle ölçüyorum. Hemen hemen 28 santim diyelim. Bakınız 28 santime şöyle gelmekte hatta 28 santim azıcık geçmekte. Bu kadar zincirimi çekiyorum. Çektikten sonra ilave zincir yapmıyorum. Geriye dönüyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirimin içerisine tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Dördüncünün içine girdim. Burada 68 tane trabzanımız olacak. Bir ve iki defa da çektim. Sonra bütün zincirler bitene kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum. Toplamda 68 tane trabzana ulaşacağız. Yani sayı önemli değil. Nasıl olsa modelimizi kuracağımız için daha küçük olabilir, daha büyük olabilir. Öreceğimiz yaş grubuna göre. Farklı işlem yapmadan her birine birer tane trabzan örerek sona kadar ilerleyelim. Zincirimin üzerine birer birer trabzanlarımızı örerek tamamladık. Şimdi ikinci sıramıza geçelim. Bu sıramızda artışımızı yapacağız. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim. Örgümüzün arkasını çevirelim. Tığımın başında doluyorum, Hemen dibine bir tane örüyorum. Bu artış için değil. Bura bir tane trabzan olarak kabul edeceğiz. Şöyle dönüşte arasına batacağız. Zincirimize batmakla uğraşmayacağız. Arasına batacağız. Ama ilk sıramız olduğu için bu ilk sıramızda batacağız zincirimize. Bundan sonraki sıralarımızda ise burayı bir trabzan olarak göreceğiz. Şimdi ben burayı bir diye sayıyorum. 2 3 4. trabzanımı 2 defa örüyorum. Batıyorum. Ve aynı yere bir daha giriyorum. Bakınız aynı yeri bir daha örüyorum. 3 tane tek 4. çift öreceğiz. Sonra başlıyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane tekimi ördüm çiftimden sonra. Şimdiki öreceğim trabzanım ise çift olarak örüyorum. Tığın başında oluyorum. Aynı yere giriyorum. Bakınız aynı yer dibine batıyorum. Sıramın sonuna kadar geldim. 3 tane tek bir çift. 3 tek bir çift ördüm. İkinci sıramı tamamladım. Çiftimi ördüm ve diğer trabzanlarımı da bitirene kadar örüyorum. Şu zincirden döndüğümüzü de mutlaka örüyoruz. Bunu ihmal etmiyoruz. En son bakınız şunu mutlaka örelim. Ve ikinci rengim olan sarı rengime geçiyorum. Şu şekilde önce bir tane zincirimi çekiyorum. Buna bir düğümüm atıyorum. Ve kapanışı bununla yapıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Ve buradan ipimi kesiyorum beyaz renkli ipimi. Sarımla devam ediyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Şöyle bir tane de beyazım için şuraya bir düğümü atayım. Düğümü attıktan sonra şöyle sol tarafa yatırıyorum. Altından gizleyerek örgümüzü devam ettirelim. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum ve iplerimi şöyle alarak gizliyorum. Bir ve iki. Bunu bir trabzan olarak kabul edeceğiz. Biterken arasına batacağız. Hemen yanındaki trabzanıma batıyorum. 1 ve 2. Bir tane daha örüyorum. Burası kenar olacak. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve tığımı başını dolamıştım bakınız. Bir atladım, iki atladım, üçüncüye geldim. Bir fıstık yapar gibi 2 3 ve 4 4 defa uzattım tıpkı fıstık çalışır gibi ve sonrasında ikişer ikişer geriye dönerek alacağım önce 2 ipimi şöyle tığımın ucuna alıyorum ve şuradan iki tanesini örüyorum tekrar ipimi alıyorum arkadan hem doladığımı hem de bakınız ördüğümü alıyorum tekrar ipimi alıyorum arkadan diğer iki ilmeği şunu örüyorum tekrar ipimi alıyorum ve bu son iki örüyorum ve son olarak burayı kapatıyorum şöyle bakınız yaprak gibi güzel bir görüntü ortaya çıkıyor ve yeniden 1 2. 3 4. Burada 3 çekmiştim. Yakın olduğu için bunu 4 çektim. Tığımın başını doluyorum. 1 atlıyorum. 2 atlıyorum. 3.ye gelerek batıyorum. 4 zincir. 3.ye batıyorum. Bakınız. 1 2 3 ve 4 defa doluyorum. Ve yine ikişer ikişer geliyorum. İpimi alıyorum buradan. Önce bu ikisini örüyorum. Tekrar ipimi alıyorum. Diğer 2'yi örüyorum. İpimi alıyorum. Diğer 2'yi örüyorum. İpimi alıyorum. Son ikiyi örüyorum. Ve sırayı kapatıyorum. Dörder defa fıstıklarımızı ördüm. Sona kadar devam ettim. Bakınız dört zincir çektim. Üçüncü trabzana battım. Ve dört tane fıstıklarımızı birer birer aldım. Ve sona doğru geldim. Şimdi dört zincirimi yeniden çektim. Tığımın başında oluyorum. Bir, iki, üçüncüye giriyorum. Bir, iki, üç, dört. Sonuncuyu da yine ikişer ikişer kapatalım. Dört tane zincirimi çektim? Diğer tarafta kaç trabzan ördüğümüz hemen dönüp bakalım. Bir, iki, üç. Şunu e, bir sayacaktık başlangıcımızı. Aynı yere batmıştık. Bakınız üç tane trabzanımızı bitişe de örüyorum. Dört zincirimi çektim. Bir, iki, üç. Şöyle geliyorum. Bir, 2 ve şöyle arasına giriyorum bakın hem trabzan hem zincirimizin arasına girerek örüyorum 3 tane trabzanımı ördüm bir zincirimi çekiyorum ipimi buradan keserek diğer taraftan ön yüzden yine trabzanımı örüyorum burası sarımızın ve örgümüzün ön yüzü bakınız burası şöyle düz örgümüz ters örgümüz burası düz örgümüz şimdi Arkasını ters yanına da görmenizi istiyorum. Bakınız dilerseniz kabartılı hoşunuza giderse bu tarafı da düz olarak kullanabilirsiniz. Ben bu yönü düz olarak kullanacağım. Ve şimdi beyaz rengimi tekrar alıyorum. Ve buradan trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Evet örgümüzün düz yönünden şuradan yeniden örmeye başlıyorum. Tığıma bir tane beyaz rengimle zincirimi çektim. Şu kenardan tam ortadan şöyle giriyorum sabitliyorum ipimi sol tarafa yatırıyorum bunu bir olarak sayıyorum 2 3 aynı yere girerek bir tane de trabzan örüyorum bu bizim bir trabzanımız olacak ikinci trabzan üzerine örüyorum üçüncü trabzanımın da üzerine örüyorum ve şuradaki görmüş olduğumuz aralara trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz zincirimin içerisine tığımın başını doluyorum 4 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar 4 tane trabzan. 1 2 3 4 Şöyle bakalım bakınız. 2 4 2 4 devam edelim. Sona kadar örgümüzün ön yüzünden Trabzanlarımızı dörder dörder örelim. Artışlarımızı yaparak sıramızın sonuna kadar geldim. Her bir bölüme dörder dörder trabzanlarımızı ördük. Sıramızın sonunda bakınız zincir içerisine 4 trabzan ördüm. Buradaki 3 tane trabzanımın üzerine batarak öreceğim. Kenarımızda üçer trabzan. Birincisini ördüm. İkincisini ve üçüncüsünü ördüm bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum ve yine ön yüzde sarı rengimi alarak sarı rengimle başlıyorum şuradan trabzanlarımızı yapalım bir tane sarı rengime düğümüm attım şuradan her ikisinin arasına girerek bir tane trabzanımı öreceğim 1 2 3 zincirimi çekiyorum ve yine buraya aynı yere Giriyorum ve ikinci trabzanımı örüyorum. Üçüncü trabzanımı örüyorum. Bakınız bir, iki, üç tane trabzanımız oldu. Şimdi bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üçüncüye giriyorum. Tığımın başını doladım, bir atladım, iki atladım, üçüncüye girerek fıstık örer gibi giriyorum aynı yere dört defa 3 ve 4 yine alttaki yapmış olduğumuz gibi ikişer ikişer geliyoruz 2 i̇ki, 2 ve kapatıyorum ve sonra 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum tığımın başında doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3 üçüncünün içerisine giriyorum 1 2 3 ve 4 ikişer ikişer çekiyorum sonra kapatıyorum ve 1 2 3 4 tığımın başını doluyorum 1 2 3. batıyorum ve bu şekilde sıralarımızı sürekli tekrar ediyoruz bir modelimizi sarı rengimizin olduğu bir beyaz rengimizin hepsini de düz yönden örerek e, robo büyüklüğüne ulaşana kadar örmeye devam ediyoruz Evet, örmeye devam ettim ve 3 sıra sarı rengimi ördüm ve aralarına da beyazlarımı ördükten sonra robamız artık kullanılmaya hazır hale geldi. Altına her ne işlem yapacaksanız çok çok güzel duracaktır bu çalışmamız. Ve sizden ayrıldıktan sonra yine aynı işlemleri bir tekrar ettim. Burada yaptığımız işlem hemen şuradan başlamak istiyorum. 3 tane tek bir tane çift örmüştük. 3 tek bir çiftimizi örerek tamamladık. Daha sonra ise dört tane zincir çekip üçüncüye batarak 4 defa fıstık yapar gibi aldım. Ve ikişer ikişer çekerek kapamıştık. Diğer sıraya geçtiğimiz zaman dörder trabzan ördük. Her bir grubumuza dörder trabzanımızı ördük ve bu şekilde artışımızı yaptık. Yine aynı işlemlerimiz üçüncü trabzanımızın içerisine batıp 4 defa çektik ve ikişer ikişer aldığımız fıstık sıramızı ördük. Daha sonra yine her aralığa dörder dörder trabzanlarımızı ördük. Yine işlemlerimizi bu şekilde örerek tamamladık. Şimdi şöyle bir sayalım isterseniz her sıramızda kaç tane fıstık olduğunu. Birinci sıramızdan başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 26. 26 birinci sıramız. İkinci sıramıza geçelim. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34. Bakın burada 34 oldu. 3. sıramıza bakalım. 3. sıramızda ise 2 4 6 8 10 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 ve 45 tane görmüş olduğumuz fıstıklı gruplarımız oldu. Şimdi roba kısmının ayırmasında nasıl olduğunu göstermek istiyorum. Nasıl yapacağınız hakkında fikir vermek istiyorum. Daha sonrasında ise aşağıda ne örecekseniz yeleğimizi, ceketimizi hangi yerde kullanacaksanız ona uygun şekilde modellerimizi koyup uygulayabilirsiniz. Şimdi robamızın ayrımında birlikte çalışalım. Ayrım işlemleri için bende şu tür ayraçlardan var. Hepinizde bu tür ayraçlar olmayabilir. Hepimiz farklı yerlerde yaşadığımız için imkanlarımız çok farklı olabilir. İlla bu tip ayraçlara gerek yok olan, kullanır olmayan ise normal çatal iğneler olabilir. İplikler bağlayabilir. Yani bir türlü çözümü yapabiliriz. yani İlla bu türlü aparatımızın olması gerekmiyor. Yani her şeyi dört dörtlük bulamayabiliriz. Evet şimdi böyle yuvarlak ördük diyelim bu modelimizi. Şöyle tutuyorum. Ve şöyle birbirinin üzerine yani hem bunu göstermek için hem de diğer çalışacağınız yuvarlak robalarda da aklınızda olması için göstermek istiyorum. Şöyle üst üste getiriyorum. Şuradaki kısmı bakınız. Buradaki kısmı çok da iyice bu tarafa geçirmeyelim. Çünkü e, kenar çalışması da yapacağımız için şu şekilde tutmamız yeterli. Evet buradan önlerimizi eşit bir şekilde ayırmaya çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakınız 6 tane ön. Şu kısım çok çok yeterli olacaktır. Şu ayracımı şu kısma şöylece takıyorum. Hatta e, büyük bile oldu. Çünkü kol altına da artış vereceğimiz için 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.ya takalım. Ben 7.ye takmışım. 6.'ya takıyorum. Tekrar sayalım. Modelimden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6.'ya taktım. Diğer tarafa da geçiyorum hemen. Bakın sadece bu dilimden sayıyorum. 1 2 3 4 5 6.'ya takıyorum. Şimdi 6 tane de buraya taktıktan sonra şöyle taktım. Herhangi bir işaret, işaret koyabilirsiniz. Şimdi kollarımızı da ayırmamız gerekmekte. Kollarımızı sadece şöyle kesin olmadan, bakın tam altına gelecek şekilde koyuyorum. Sayı değiştireceğiz bunlar geçici. Şöyle altına uygun koyuyorum. Şöyle üst baktığımız zaman, bakın takmadım bile. Arkaya şu şekilde koyuyorum ve şöyle açıyorum genelde de bunu her yerde kullanma, kullanabilirsiniz diye anlatmak istiyorum. Şimdi şuradan itibaren sayıyorum. İşaret taktığım diye takmadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ye takmışım. Bakınız taktığım yerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bir taktığım uçtan diğerine kadar 13. Burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Burası 11. Hemen bunu diğer tarafa çekelim. Diğer tarafa bir çekelim. İki geri gidelim. İki geri gittim. Şuraya çektim. Şimdi burayı çektik. Sayalım tekrar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Burayı sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. Şimdi arkayı sayıyorum. Önde 6 6 yapmıştık 12 tane. En azından arkanın bize 12 tane fıstık grubumuzun olması lazım. Bir işaretten diğer işarete kadar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Burası da 15. Evet, arkamız da çok ideal çünkü önlerde de şuradaki patımızı görmekteyiz. Patlarımızı da gördüğümüz için arkamızı da o şekilde bırakabiliriz. Evet. Şöyle bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 kenarımız var. 7 gibi oluyor bakınız. 1 2 3 4 5 6 kenarımızda olduğu için 7 oluyor. Burası da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. buradaki 15'i 13'e çekiyorum ve arkamda önüm birebir eşit hale geliyor ve kalıcı yapıyorum. Bakınız bu kalıcı artık. 11 olan kolumuz 12 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bakın bir işaretten diğer işareti. Lütfen bunları e, bunlara dikkat edelim. Şimdi diğerini de çekiyorum. Yani bir tane arkaya doğru getiriyorum ki kolumuz genişleyip arkamız daralacak. Şimdi kolumda sayıyorum. Bir işaretten diğer işarete kadar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 7 8 9 10 11 ve 12. Evet şimdi arkayı sayalım. Şurada bize arkaya kalacak olan kısım işaretten işarete sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 çok rahat bizim arkamız olacak. Kolumuzun altına da zincir çekip genişliğimizi vereceğiz ve arkamızı, önümüzü, kollarımızı bu şekilde ayarlamış olacağız. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde ayrımlarımızı da yaptıktan sonra da, e, altına model uygulayalım ve lütfen kolumuzun altına e, uygulayacağımız model için zincir çekmeyi unutmayalım. 3 5 zincir çekmemiz yeterli olacaktır. Şöyle kolumuzu rahatlatıp gövde kısmına da biraz bir genişlik verecektir. Ve de uygulayacağınız modelde artışlarınız olursa orada da modele uygun olarak artışları çalışarak bu e, mızı güzel yerlerde değerlendirebilirsiniz Evet beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim yeni çalışmalarımızda yeniden görüşmek üzere hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere